Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Efendim ben Sami Altınkaya, Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'e bir kere daha hoş geldiniz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimize günaydın demek istiyorum. EkoTürk TV kameraları Mersin'deydi. Muz fiyatlarındaki düşüşten maliyet artışlarına kadar, aynı zamanda da seracılıktaki girişimciliği içeren bir röportajı şimdi ekranlara getiriyoruz. Muhabirimiz Tuğba Aşıcı ve kameraman İrfan Yaran'ın haberini izliyoruz. Genç kadın girişimcilerden İrem Çolak, İstanbul'da 8 yıl mimarlık yaptıktan sonra Mersin'de devlet desteğiyle 11 dönüm alanda serada muz üretimine başladı. 3 yıldır bu işe emek ve gönül veren Çolak, 2 yıla kadar sadece faiz ödemeli ve 7 yıl vadeli yaklaşık 1 milyon liralık sübvansiyonlu sera yatırım kredisi kullandı. 8 sene mimarlık yaptım. Burada babamın mesleği olduğu için şehir dışındaydım, İstanbul'da yaşıyordum. Yıllardır da burada babam çiftçilik yapıyordu. Aslında o önerdi. Biraz da ben yapmak istedim yani bu mesleği. Toprağa biraz ilgiliydim çocukluğumdan beri. Merak da ettiğim bir üründü. Biraz da tanıdıklarımın vasıtasıyla hani öneren arkadaşlarım oldu. Birkaç üreticiyle falan görüşmüştüm. Bu işte uğraşmak istedim yani. Bir yerden tarıma başlayayım dedim. Elbette zorlukları oldu. Hani sonuçta ziraat mühendisliği okumadım. Ama bu şekilde öğreniyorum yavaş yavaş. 3 yıldır bu işle ilgileniyorum. Çolak aynı zamanda muz üretiminde artan maliyetler ve geçen yıla göre düşen fiyatlara da değindi. Tabii bundan bir belki 5-6 yıl öncesine kadar, o zamanlar ben tarımla uğraşmıyordum ama genelde hani Antalya Manavgat bölgesinde, işte Anamur bölgesinde, Mersin'de seralar vardı zaten. Bu yıl Adana çevresinde, Çukurova'da çok fazla seralar yapılmaya başlandı. Dolayısıyla tabii arz artınca fiyatlarda düşüş oluyor. Yani mesela şu anda işte Kasım ayındayız. Şu anda bir yığılma var muz kesimlerinde. Çok fazla muz kesiliyor. Fiyatlar düşmeye başlıyor. Tekrardan Mart ayından sonra fiyatlar yine yükseliyor. Yani verimlerimiz güzel. Orada uygun hava şartlarını yakalamaya çalışıyoruz. Örtü altı üretim yaptığımız için. Beklentilerimiz şöyle. Biz serayı zaten devletimiz sayesinde Ziraat Bankası'ndan düşük faizli krediyle yaptık. Devlet destekliyor. Biraz tabii girdi maliyetleri çok yüksek. Yani burada bizim en fazla gider kalemimiz elektrik ve su oluyor. Çünkü muzun en fazla sevdiği şey burada su. Nemli ortamları seviyor yani bu bitki. Biz gübre de kullanıyoruz. Hani organik gübre de kullanıyoruz. Beklentimiz şu yönde. Yani tabii ki de tüketici açısından fiyatın düşmesi iyi bir şey. Ama hani bizim de maliyetlerimiz çok yükseldiği için belki elektrik için bir destekleme olabilir. Hani üreticiler için, tarımsal üretim yapanlar için. Onun dışında gübrelerde biraz indirim olabilir belki. Tüccarlardan şöyle bir beklentimiz var. Fiyat belli zaten. Hani gün piyasası neyse burada birlikler, kooperatifler fiyatları belirliyor zaten. O şekilde kesim yapılıyor. İşte Kantar'dan çıkan fişinizden ne kadar kilo aldıysanız ona göre fiyat belirleniyor. Üreticilerin genelde sıkıntı yaşadığı, genel olarak yani tüccarlarda şöyle, şu alt taraklar mesela biraz daha az gelişmiş olduğu için üst taraklara nazaran burada ikinci ve birinci olarak ayrılıyor kesim yapılırken. Yani bu üst taraklar mesela gün piyasası şu anda 9 liraysa 9'a veriliyor. Alt taraklardan bir ya da iki tarak kesiliyor. İkinci muz olarak küçük olduğu için ayrılıyor ve yarı fiyatına satış yapılıyor. Genelde burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında bütün üreticilerden duyduğumuz bu zaten. İrem Çolak girişim yapmak isteyen, birçok kişiyi cesaretlendiren bir kadın girişimci. Diğer yönden üreticilerin sesi olaraksa kamudan elektrik ve gübre desteği beklediklerini belirtiyor. Şimdi üreticinin istediği fiyatların yükselmesi ama aradaki tüccarın ya da komisyonun yüksek olmasından kaynaklandığı için biz pazarlarda, çarşıda bunun yüksek fiyatlardan alıyoruz. Yani hem tüketiciler mağdur
hem üreticiler mağdur. Bunu çözecek olan da tabii ki Tarım Bakanlığı. Şimdi Japonya'da TÜFE Ekim ayında %3.7 ile tahminler aşarken Ocak 1991'den beri en yüksek 32 yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Ekim ayında Japonya'da TÜFE yenin zayıflığının yanı sıra gıda ve ham madde fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisiyle %3.7 ile tahminleri aşarken Ocak 1991'den beri son 32 yılın en yüksek seviyesini de görmüş oldu. Veri öncesinde beklenti Eylül ayındaki %3 seviyesinden %3.2'ye çıkması yönündeydi. Bu ayda genele yayılan bir fiyat baskısı gözlenirken gıda fiyatları %6.2, konut %1.1, yakıt, aydınlatma ve su giderleri %14.6, temel elektrik giderleri %10.9, benzin %20 oranında arttı. Aylık bazda da TÜFE %0.6 artarak %0.4 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Eylül'de aylık enflasyon %0.3 olmuştu. Ekim'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları da %2 olan tahminleri aşarak %2.5 arttı. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Eylül'de %1.8 artış kaydetmişti. Öte yandan çekirdek enflasyon da yıllık bazda %3.6 artarak %3.5 olan tahminleri aşmanın yanı sıra Şubat 1982'den beri son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü. Yine Japonya ile devam ediyoruz. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda yüksek gelen enflasyon verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kuroda, faizi şu an artırmanın uygun olmayacağını söyledi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, yüksek gelen enflasyon verileri sonrasında faiz açıklamalarında bulundu. Parlamentoda konuşan Kuroda, %2 fiyat istikrarı hedefinin sürdürülebilir şekilde yakalanması için ücretlerin artırılarak %3 civarına getirilmesi gerektiğini ifade etti. Japonya'nın ekonomik görünümü için belirsizliğin hala devam ettiğini dile getiren Kuroda, bankanın ultra gevşek para politikası konusunda ekonomideki büyümeye işaret ederek ücretlerin daha fazla artana kadar bu politikanın sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Kuroda sözlerine şu şekilde devam etti. Faiz oranlarını artırmak Japonya'nın ekonomik toparlanmasını erteler. Ben Japonya Merkez Bankası'nın sonsuza kadar faiz arttıracağını söylemiyorum. Ekonomik gelişmeler ve fiyat gelişmeleri ışığında faiz artırımının uygun olmadığını söylüyorum dedi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkai faiz oranının nereye kadar artırılması gerektiğini bilmenin zor olduğu mesajını verdi. Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada, enflasyonun hala yüksek olmasına karşın çok sayıda para politikası sıklaştırmasının yolda olmasıyla birlikte, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini ne kadar yükseltmesi gerekeceğini belirsiz olduğunu belirtti. Minnesota Ticaret Odası'nın gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan Minneapolis Başkanı, faiz artırımlarının durması için en azından enflasyonun tırmanmasının durduğunu ikna edilmem gerekli dedi. Kashkari, gelecekteki faiz artırımlarının durdurulmasını savunmak için ise eğrinin gerisine düşünmesi gerektiğini vurguladı. Kashkari, ABD cephesinden gelen Ekim ayı enflasyon verisinin beklentinin altına gelmesinin olumlu olduğunu değinirken sadece bir ayın verisiyle gevşemeye gidilmemeli mesajını verdi. Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırım hızını yavaşlatması bekleniyor. Reuters tarafından 84 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre son 4 toplantıda 75'er bas puan faiz arttıran Fed, Aralık toplantısında faizi 50 bas puan yükseltecek. 14-17 Kasım tarihlerinde yapılan ankete katılan ekonomistlerin 78'i Fed'in faiz oranının 13-14 Aralık toplantısında %4,25-4,50 aralığına yükselteceğini öngördüler. Ekonomistlerin FED faizinin tepe noktası için yaptıkları tahminler %4,75 ile 5 ile yoğunlaştı. Bu geçen ay yapılan ankete göre 25 bas puan artışı ifade ediyor. 84 ekonomistin yaptıkları tahminler %4,25 ile 4,50'den %5,75 ile 6 aralığında oluştu. Şimdi İngiltere'deyiz. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın göreve gelmesiyle geçmiş dönemde yapılan hataları düzeltmek için harekete geçmesinin ardından Kasım ayında da tüketici güveni endeksi yükseldi. Aynı zamanda İngiltere ekonomisi için yapılan son tahminlere göre mortgage faizlerinin gelecek 5 yılda %5'e yakın olması bekleniyor.
İngiltere'de tüketici güveni, Başbakanı Rishi Sunak'ın göreve gelmesinin ve Truss döneminde yapılan hataları düzeltmek için harekete geçmesinin ardından Kasım ayında da yükseldi. Pazar araştırma şirketi tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında Ekim ayındaki -47'den -44'e toparlandı. 1974'ten bu yana hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında -49'a kadar gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü. GFK'nın tüketici güvenini ölçmek için baktığı 5 faktörün tamamı Kasım ayında yükseliş gösterdi. Aynı zamanda İngiltere'de mortgage faiz oranlarının düşük faiz ortamının aniden sona erdiği bu dönemde yüksek kalmaya, gelecek 5 yılda %5'e yakın olmaya devam etmesi bekleniyor. İngiltere ekonomisi için yapılan son tahminlere göre İngiltere'de konut kredi faiz oranları 2024'ün ikinci yarısında tepe yapmadan önce istikrarlı şekilde yükselecek. Bütçe Sorumluluk Ofisi tarafından dün yayınlanan tahminlere göre hali hazırda %6'nın üzerinde olan mortgage faiz oranları 2024'ün ikinci yarısından 2028'in ilk çeyreğine kadar %4.5'in üzerinde kalacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta beklentilerin aksine azalış gösterdi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat sektörü yeni konut başlangıçları, konut talebinde yaşanan sert daralma nedeniyle %4.2 oranında düştü. ABD işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta beklentilerin tersine hafifçe düşerken, ekonominin diğer bölümlerinin yavaşladığı bir dönemde iş gücü piyasasının gücüne işaret eder şekilde tarihi düşük seviyelere yakın seyretti. Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günü yayınladığı verilere göre işsizlik maaşı başvuruları 4000 düşerek 222 bine geriledi. Fed'in ekonomiyi yavaşlatmaya yönelik agresif çabalarına rağmen işverenler güvenilir bir hızlı işe alımlara devam ediyor. Teknoloji sektörü pandemi sırasında bir iş alım çılgınlığı yaşarken imalat, eğlence ve konaklama gibi sektörlerin hala açık pozisyonları doldurmakta zorlandığı belirtiliyor. Öte yandan ABD'de Ekim ayı yeni konut başlangıçları, konut talebinden yaşanan sert daralmanın inşaat sektörü üzerinde baskı kurması ile düşmeye devam etti. Perşembe günü yayınlanan resmi verilere göre oturmaya elverişli konut başlangıçları yıllık bazda geçtiğimiz ay %4.2'lik düşüşle 1.43 milyona gerilerken müstakil konut başlangıçları da Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviye olan 855 bine düştü. Gelecek aylardaki konut başlangıçları için gösterge niteliği taşıyan inşaat izni başvuruları da yıllık bazda 1.53 milyona geriledi. Efendim şimdi de beklenti raporunda para ve emtia piyasaları uzmanı sevgili Mehmet Ali Yıldırım Türk var. Mehmet Ali Bey günaydın, iyi haftalar, nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın Sami Bey, sağ olun, iyiyim, iyi haftalar, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Şimdi gördüğümüz kadarıyla hem kur korumalı mevduattan hem de kripto piyasalarından giden paralar, kaçan paralar bir anlamda Borsa İstanbul'a yöneldi. Borsa İstanbul şu an ciddi anlamda getirisi olan da bir yatırım aracı haline geldi. Tabii ki riski çok seven yatırımcıların tercih ettiği bir alanda haline geldi. Diğer taraftan güvenli liman altın olduğu yerde duruyor ve güvenli liman olmaya da devam ediyor. Özellikle ons altın cephesinde onda da istikrarlı bir bekleyiş var. Nasıl değerlendirirsiniz bu anlamda her iki yatırım aracıyla birlikte? Evet, özellikle tabii enflasyondaki yükselişin sürüyor olması profesyonelleri, özellikle de şirketlerin bilançolarını da bu enflasyonun getiri olarak olumlu yansımasının etkisiyle paranın değerini korumak için veya oradan daha iyi gelir elde etmek için borsayı yöneliyoruz. Ancak yönelimde de bütün hisselerin yükselmesi söz konusu değil. Belirli hisseler yükselmiş durumda ve yeni katılımcıların da olduğu da söyleniyor. Tabii ki bu bir noktada önümüzdeki sene itibariyle bir seçim senesi olmasının da etkisi var. Çünkü seçim sonrası beklentiler de satın alınıyor. Tabii dış piyasalardaki gelişmeler de dikkate alınıyor. Bu arada kredi derecelendirme kuruluşundan gelen, özellikle Fitch'ten gelen açıklama bir noktada notun teyit edilmesi sevindirici gibi görünse de zaten oldukça düşük olduğu için bundan sonraki süreçte bu gelişmeler, ekonomik olumlu gelişmeler notun yükselmesi için bir beklenti oluşturacak. Ama tabii şimdilik seçim ortamında ancak seçim sonrasındaki ekonomik işte performans veya ekonomik tablo bunları daha çok belirleyecek. Bu süreç sırasında
Özellikle bilançolardan gelen ki 9. yani 3. çeyrek bilançoları geldi. Orada iyi hisselere doğru bir miktar yönelmeler söz konusu oldu. Tabii hızlı bir yükselişin muhakkak diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir düzeltme hareketi de sağlıklı fiyat açısından oldukça önemli. Dolayısıyla zaman zaman gerilemeler olsa da şimdilerde artık güvenli liman diye belki söylenebilir ama profesyonellerin bir miktar özellikle borsada seçici olmak suretiyle hisse senetlerini yükseldiğini daha doğrusu yöneldiğini görüyoruz. Ama tabii altın sizin de söylediğiniz gibi güvenli liman olma özelliğini koruyor. Çünkü dünyada karışık bir görünüm var. Şimdi Çin'den gelen açıklamalar özellikle Covid'de yeni bir yükselişin yani vaka sayısında yükselişin olduğunu gösteriyor. Daha önce 3000 olan vaka sayısının şimdi 30.000'e önümüzdeki dönemde eğer böyle giderse de 100.000'e ulaşması beklentisi de var haberler arasında. Bunun da tabii bir tedirginliği var. Çünkü bir noktada petrol fiyatlarını bu etkiliyor. Petrol fiyatları geriliyor. Ve dünyada tabii yine üretim ve talep konusunda da özellikle Avrupa'da bir resesyon görülüyor olması da bir miktar tedirginlik oluşturuyor. Jeopolitik gerginlikler zaten her zaman gündemde ama bunun çok fazla fiyatlandığını göremiyoruz. Geçtiğimiz hafta altın fiyatındaki bu özellikle enflasyon düşüşle beraber çok hızlı bir yükseliş görmüştük. Ama daha sonra gelen açıklamalar ki eyalet merkez bankası başkanlarından Amerika'dan gelen açıklamalar işte bir defalık bir veriyle enflasyon düşüyor anlamına gelmez. Bundan sonraki aylarda da düşüşün izlenmesi gerekir. Bu bakımdan faiz artırımlarının birdenbire frene basılmasından ziyade daha kademeli olarak artmasının daha doğru olacağı gibi açıklamalar geldi. Biraz önce sizin açıkladığınız işte haftalık işsizlik maaş başvurularında bir miktar gerilemedi. Bunlar olumlu etkiledi. Ve dolar endeksinin o yükselen seviyesinden gerileyip tekrar yükseldiğini görüyoruz. Euro karşısında da özellikle 1.04 seviyelerine kadar Euro'nun dolar karşısında yükseldiğini gözlemiştik. Şimdilerde 1.0278'ler seviyesinde. Dolayısıyla bunlar tabii altın onsunun özellikle 1785-1786 dolarlık kadar yükseldikten sonra 1745 dolarlara kadar bir düzeltme hareketi içinde olduğunu görüyoruz. Buralardan haftaya başlayacağız ama bu seviyelerden tekrar bir miktar yukarı yönlü seyir 1760 doların üzerinde kaldığı sürece 1780-1790 hatta 1810 dolar ons seviyeleri de önümüzdeki seanslarda görülebilir diye düşünüyorum. Bunun tabii iç piyasada yansımaları söz konusu. Özellikle bu hafta itibariyle gündemimizde Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Daha önceki faiz toplantısında biliyorsunuz 150 bas puanlık bir faiz indirimi söz konusuydu. Şimdi de yine böyle bir beklenti var veya işte 75 veya 50 bas puanlık bir faiz indirimi. Daha sonra senin son ayı Aralık'ta da bir faiz indirimiyle tek haneye gelecek bir gösterge faiz veya politika faizi oluşması kur korumalı mevduat sisteminde de bir miktar gelirlerin düşmesi anlamına geliyor. İşte bu nedenle biraz borsaya profesyoneller yönlenirken yine küçük yatırımcının veyahut da daha mütedeyyin yatırımcının fiziki altın talebine doğru yöneldiğini görüyoruz. Fiyatlar yükseldiğinde biraz hız kesiyor ama satışların olduğunu yani müşteriden satışların bir endişe bundan sonra altın fiyatları yükseldi ama düşmeye geçti tekrar diye böyle bir telaşın olmadığını da müşteri davranışları itibariyle görüyoruz. Bu arada tabii hükümet kanadı da özellikle altın ithalatının bu talepten dolayı oluşan artışın, altın ithalatı artışını frenlemek için son dönemde geçtiğimiz hafta medyada yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altına dayalı bir sertifika çıkardığını görüyoruz. 5 milyar TL'lik bir sertifika bu ve 0,01 gramlık altını tekabül eden fiyatı 500 lira olan sertifika önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlayacak. Tabii bir noktada aslında borsada bazı özel bankaların altın fonları, altınla ilgili yatırım araçları var. Bunlar da çok fazla ilgi gördüğünü göremiyoruz. Bu yatırım aracının ne kadar ilgi göreceğini önümüzdeki seanslarda veya işleme başladığı zaman göreceğiz. Hatta kaydi altın talebi de
bankalarda düşük olduğu haberleri de geliyor. Bu bakımdan fiziki altın tercih ediyor. Çünkü bir seçim ortamındayız. Enflasyondaki yükseliş devam ediyor. Bu bakımdan iş talep altında devam ediyor. Bu noktada işte 1056-1057 TL'ye kadar gerileyen hafta sonunda bir altın fiyatı var ya, o da 1073 TL seviyelerinden gelmişti. Yine tekrar o seviyelere 1075'i geçerse de 1100 TL seviyelerini önümüzdeki seanslarda görebiliriz diye düşünüyorum Sami Bey. Peki sazı aldık elimizde çalıyoruz ama kusura bakmayın. Yok gayet nefis sular seller gibi anlatıyorsunuz. Ben de o yüzden akan suyun önüne set koymak istemiyorum. Gayet keyifli bir anlatımınız var üstadım. Bu arada dolar endeksindeki 106'dan 107 seviyesine çıkış, dolar endeksinin geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Çünkü ons altınla doğrudan ilgili bir yatırım aracı dolar endeksinin değeri. Evet, özellikle işte bu dünyadaki karışık seyir ve özellikle de enflasyonun hala devam ediyor olması dünyada doları bir miktarda hani zayıflamasının sınırlı olduğunu görüyoruz. Ama bundan sonraki aylarda yine Ekim ayı enflasyonunun düşük geldiğini gördüğümüz o seviyenin özellikle Kasım ayında da ve Aralık ayında da düşüş trendi teyit edilirse o zaman faiz artımlarının daha sınırlı olacağı, hatta 2023'ün ilk çeyreğinde beklenen o 50'şer bas puanlık faiz artırımlarının biraz daha hız keseceği, bir bekleme sürecine geçileceği, belki Haziran sonrasında beklenen faiz artırım sürecinin faiz indirimine dönüşeceği o dönemin daha öne çekilebileceği beklentisi oluşturacağından, daha önce gördüğümüz 114 seviyelerinin şimdi biraz daha uzaklaşıldığını ama 107-108 tekrar görülebilir. Burada da tabii gerek Amerika'dan gelecek ekonomik veriler gerekse yine Amerikan Merkez Bankası Başkanı veya eyalet başkanlarından gelecek açıklamalar yönlendirecektir diye düşünüyorum. Tabii bu noktada biraz da Avrupa ekonomisine ve Rusya ile Avrupa arasındaki bu ekonomik yaptırımların seyrine bağlı olacak düşünüyorum. Aslında tabii doların güçlü olması Amerikan ekonomisi için çok da hani yararlı bir şey değil. Bunun zaman zaman olumsuz etkileri de görülüyor. Bu bakımdan ben çok fazla yükseleceği kanaatinde değilim dolar endeksi bakımından. Peki bu arada Avrupa'dan gelecek olan üretim rakamları, sanayi endeksi ve güven endeksleri o anlamda bizim için de çok önemli. Yine bizim için aynı şekildeki bu endeksler üretimdeki yavaşlama veya daralma otomatik olarak aslında başta ons altın olmak üzere diğer yatırım araçlarında yakından ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Ne söylersiniz son bir dakikada? Doğru söylüyorsunuz. Özellikle Avrupa bizim için çok önemli. Avrupa'da bir resesyon endişesi var ve resesyon yaşanıyor. Orada da faiz artırımlarının devam edeceği şeklinde Başkan Christine Lagarde'dan açıklamalar var. Özellikle enerji fiyatlarındaki bu önlenemez yükselişin veya teminindeki zorlukların talebi düşürdüğünü özellikle Avrupa ekonomisi için. İngiltere'de bir miktar toparlanma var. Bu bizim için sevindirici çünkü yeni bir hükümet kuruldu, yeni bir program açıklandı ve İngiliz sterlinin bir miktar toparlandığını görüyoruz. Çünkü biz İngiltere'ye karşı cari fazla veren bir ülkeyiz. Bundan oradaki ticaretimiz ve ihracatımız önemli. Ama Avrupa'nın diğer ülkeleri için söylemek biraz zor. Bilhassa Almanya için zor. Böyle olunca da tabii geçtiğimiz günlerde Euro'nun toparlanması tabii bizim ihracatçımızı sevindirmişti. Çünkü biz genellikle dolarla ham madde veya ara mal Euro'yla satıyoruz o bölgeye. O bakımdan bizim için Avrupa önemli. Bir miktar talep düşüşü söz konusu. Özellikle sanayicilerden bu konuda açıklamalar geliyor. İşte evet. Geçtiğimiz aylara göre talepin biraz daha düşük olduğu söyleniyor. Bunlar tabii ki bizim için de önemli. Bunları da yakından izliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Para ve emtia piyasalar uzmanı sevgili Mehmet Ali Yıldırım Türk. İyi işler diliyorum, iyi haftalar ve kazançlı bir hafta olsun diyorum. Önümüzdeki hafta tekrar kendisiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sabah ekranının sonuna geldik. Sabah ekranın sonunda özellikle 30.000 bireyler yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören Tohum 30'im Vakıf Yılbaşı Alışveriş Festivali var. 29 Kasım'da başlıyor.
30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde de saat 10 ile 22 arasında saatler arasında devam ediyor. Ve paket postanesinde misafirler ile buluşmaya hazırlanılıyor. Bu yıl ilk defa paket postanesi binasında gerçekleşecek olan Tohum 30 Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali'nin 15. yılında ziyaretçiler ilk kez ücretsiz giriş yapabilecekler. Katılımcı firmalardan sağlanan gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı'nın projesine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak diyelim. Bu küçük hatırlatmamızı da yapalım. Onlara sevgilerimizi buradan gönderelim. Evet, bir sabah ekranının daha sonuna geldik. 5 dakikalık bir mola, ardından manşet ekonomide karşınızda olacağım efendim. Takas İstanbul beklenti raporunu sundu.